Yaz geliyor, çocuklarımıza ne yapacağız derdimiz çok. Milli Eğitim Bakanlığı da sağ olsun güzel programlar yaptı ama spor da çok önemli. Hocamların da ilginç bir sporu var, onu bir konuşalım istiyorum. Onu izleyelim, ardından devam edelim. Ege Atletik Spor Kulübü'nün amacı gençlere spor bilincini aşılamak ve yetenekli öğrencilerin taranmasıyla ileriki dönemlerde meslekleriyle ilgili kararları veya bu sportif veya sanatsal bölümde profesyonelleşeceklerse onların yollarını açmayı hedefliyoruz. Ege Atletik bünyesinde toplam 10 tane tescilli branşımız var. Yüzme, oryantrik, jimnastik, halk oyunu, satranç, sualtı rugbisi, karate, tekvando, basketbol ve voleybol branşları mevcut. Oryantiring harita ve pusulayla doğada yapılan bir spordur. Son İzmir yarışlarında, İzmir Federasyonu'nun İzmir'deki seçme yarışlarında 9 öğrenciyle gittim. İkisi bu okuldan olmak üzere 6 öğrencimle kürsü yaptım. Ama öncelikle ben kürsüden başlayarak girdim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün sporlar eğlenme amaçlı yapılır. Ben çocuklarda oryantiri yaparken eğleniyor musunuz ona bakarım. Eğlenen kişi çünkü keyif alarak yapılan bir sporda mutlaka başarı arkasından gelir. Ben bu sporu aslında 6,5-7 yıldır yapıyorum. Ama yarışlara 5,5 yıl önce katılmaya başladım. İlk antrenmanlarda kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir tane Türkiye birinciliğim, bir tane Türkiye üçüncülüğüm var. Sadece bir spor olarak bana gelmiyor oryantiring. İnsanı kişisel açıdan da, beyinsel açıdan da bence çok büyük katkıları olan bir spor oryantiring. Bu oryantiringi severek yapmamın nedeni bir sürü hedef var ve bu hedeflerin hangisi senin hiçbir fikrin olmuyor. Ve bunlara giderken böyle bir sürü engelle de karşılaşabiliyorsun. Ya da dikkatini dağıtacak birçok şey olabiliyor. Ve hız da çok önemli olduğundan çok severek yapıyorum bunu.